TİM Avrasya Yatırım Danışmanlık İnşaat Madencilik ve Enerji Üretim Şirketi tarafından Samsun'un Terme ilçesine yapılması planlanan kömürle çalışacak termik santrale karşı Terme Çevre Platformu, Termeliler Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi İlk Adım İlçe Başkanlığı ve Birleşik Haziran Hareketi tarafından toplanan 25 bin imzalı dilekçe Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İstiklal Caddesi üzerinde toplanarak müdürlüğe giden Terme Çevre Platformu üyesi gruba Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Cumhuriyet Halk Partisi İlk Adım İlçe Başkanı Avukat Arzu Sabuncu, Türk Enerji Sen Samsun Şube Başkanı Şuayip Deniz Demir de ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri de destek verdi. İmzaların teslimi öncesi açıklamada bulunan TERÇEP dönem sözcüsü Avukat Hasan Demir, kısa sürede topladığımız 25 bin imzalı dilekçeyi Çevre Bakanlığı'na göndermesi için il müdürlüğüne teslim edeceğiz dedi. Şunu açıkça beyan etmek istiyoruz. Hukuki her türlü mücadeleyi biz Terme Çevre Platformu ve diğer sivil toplum kuruluşları olarak yapacağız. Fakat şunu da beyan ediyoruz ki bu bizim için bir meşru müdafaadır. Çocuklarımızın yaşam hakkına engel olacak bu santrale karşı gerekiyorsa ben kendi adıma konuşuyorum. Hukuk dışına çıkmayı dahi göze alacağımızı, bu kirli yatırımı yapmayı planlayanlara buradan duyurmak istiyorum. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da santralin kurulması planlanan alanın fotoğrafını göstererek şu açıklamayı yaptı. Alan şu gördüğünüz alan. Bu bizim tarımdan aldığımız belgeye göre burası %90'ı fındık bahçesi ve gerisi de tarım alanı. Şimdi şu gördüğünüz alanda ırmak var, her şey var. Bu alana santral yapılmak istedik. Bunu fark ediyor mu? Bizim geleceğimize kastedenler şunu bilsinler ki bu kara sevdadan vazgeçmedikleri sürece biz bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayati Tekin de yapılacak projeye karşı olduklarını söyledi. Bu konuda daha fazla söylenecek bir şey yoktur. Bunu akılla izah etmek mümkün değil. Yarın da inşallah bakanlıkta yapılacak olan itirazlar neticesinde bunun açık beyan şekilde görüleceğini ve bir daha bu konunun gündeme getirilmeyeceği inancındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise yatırımların doğa katledilmeden yapılması gerektiğini vurguladı. Doğayı katlederek değil, geleceğimizi katlederek, insanların yaşamlarını yok ederek değil. Biz ülkemizde, ülkenin neresinde olursa olsun yaşam hakkının elde edilmesi için solunum yapabileceğim alanlarda bu tür yatırımların yapılmasını istemiyoruz. Toplanan imzalı dilekçeler Çevre Bakanlığı'na ulaştırılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Burada. Tamam, güzel oldu. Teşekkür ederim.